Herkese merhaba, yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Google arama sonuçlarına çıkan şu spam sitelerden nasıl kurtulabiliriz, sizlere bundan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi aradığımız içeriklerin arasında şu şekilde spam siteler çıkıyor. Bu sitelerden kurtulmak için bir tane eklenti geliştirdik. Bu eklenti sayesinde bu sitelerden kolayca kurtulabiliyoruz. Ben eklentinin indirme linkini videonun açıklama bölümüne koyarım. Siz direkt oradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eklentimizin adı Spam Blocker. Eklentinin zip dosyasını indirdikten sonra üzerine sağ tık yaparak buraya çıkart yapın. Bakın içerisinden bu şekilde bir klasör çıkması lazım. İçerisine girdiğiniz zaman da bu şekilde klasör ve dosyalar var. Burayı kapatalım. Şimdi tekrar Google Chrome'a gelelim. Buradan eklentilerin üzerine tıklayarak uzantıları yönet deyin. Eğer gözükmüyorsa 3 noktaya tıklayarak buradan ayarlar bölümünden de girebilirsiniz. Uzantıları yönettikten sonra karşınıza bu sayfa gelmesi lazım. Bakın sağ tarafta geliştirici modu var. Bunu aktif hale getirin. Aktif hale getirdikten sonra burada paketlenmemiş öğe yükle kısım var. Buradan buraya tıklayalım. Sonrasında masa üstünde indirmiş olduğumuz klasörü seçelim. Bakın içerisinde dosyalar vardı. İçerisine girerek buradan klasörü seçtiğin. Seçtiğince bakın buraya eklentimiz geldi. Spam Blocker arama sonuçlarında görmek istemediğiniz web siteleri ve domainleri engelleyin diyor. Şimdi gelelim tekrar bu sayfaya. Sayfayı yenileyelim. Bakın sayfayı yenilediğimiz zaman o siteler direkt olarak şu an gitti. Biz daha önce bunun ayarını yapmıştık. Engellenecek siteleri bu şekilde belirlemiştik. O yüzden şu anda ekranda gözükmüyor. Ben şunların engelinin hepsini kaldırayım. Sizlere de nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Çünkü siz de kurduğunuz zaman bu şekilde engellenmiş olarak gelmeyecek. Şimdi tekrar sayfayı yeniliyorum. Bakın spam siteler tekrar karşımıza geldi. Şimdi bakın arama sonuçlarının altında iki tane engelle seçeneği çıktı. Site engelleme veya FR uzantılı siteler engelleme. Birinci linkten sadece belirtilen siteyi engelleyebiliyorsunuz. İkinci linkten de FR uzantılı bütün siteleri engelliyorsunuz arkadaşlar. Mesela FR uzantılı baktığımız zaman genelde spam sitelerden oluşuyor. O yüzden ben şu anda FR uzantılı bütün siteler engellensin diyorum. Bunu dediğim için FR uzantılı siteler artık karşımıza çıkmayacak. Bakın burada CZ uzantılı var. Buradan CZ'ler de engellensin diyoruz. PL varmış, bu da engellensin. İşimiz yok onlarla. Plus engellensin. Şu an mesela bunları engelledik. Sayfayı yenilerim. Gördüğünüz gibi şu anda o seçtiğimiz uzantıya sahip siteler engellendi. Bakın burada eklentinin üzerinde de 7 yazıyor. 7 tane arama sonucu şu anda sayfamızdan çıkartılmış. Şöyle üzerine tıklayarak da engellediğimiz uzantıları ve siteleri görebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin sonraki sayfaya geçelim. Bakalım sonraki sayfada farklı uzantılar var mı diyecektim. Ve varmış gördüğünüz gibi. Sonra IT olanlar da engellensin. Sayfayı aşağı kaydırıyorum. Bakın burada org.uk varmış. Bu da engellensin. Sonraki sayfaya geçelim. Info varmış. Genelde bunlar da spam siteler oluyor. Eğer zaten aradığımız sonuç info uzantılı bir sitede varsa hiç görmeye bile gerek yok. Gördüğünüz gibi artık o siteler karşımıza çıkmıyor. Mesela şurada bir spam site. Örnek veriyorum. Direkt burada online uzantısını engelleyebilirsiniz veya şu siteyi engelleyebilirsiniz sadece. Ben mesela sadece şu siteyi engelliyorum bu sefer. Sayfayı yenileyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi o site gitti karşımdan. Ama gördüğünüz üzere online uzantılı bir sürü site çıkıyor karşımıza. Ben direkt online uzantısını engelleyeceğim. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi gitti onlar. PV'ler de engellensin. Sonu RU olan siteler de engellensin. Sonu RU olan sitelerinde hiç gözükmesine gerek yok. Store'lar gözükmesin. Nokta siteler gözükmesin. Evet. Sonu wiki olanlar da gözükmesin. O da bir spam siteymiş. Gördüğünüz üzere seçtiğimiz uzantıya sahip siteler artık karşımıza çıkmıyor. O arama sonuçlarında spam gözükme sorunu benim bildiğim birkaç aydır var. Birkaç aydır Google bu sorunu çözmedi. Çözmediği için de biz de Doom'a el atmak istedik.
Zaten böyle bir eklenti varmış. Biz bu eklentiyi geliştirdik ve sizlere sunuyoruz. Mesela eklentide daha önce uzantı engelleme özelliği yoktu. Sadece siteleri engelleyebiliyordunuz. Artık aynı zamanda uzantıları engelleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra arama sonuçlarına gezerken bu sayfada kaç tane sitenin engellendiğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi üzerinde bir yazıyor. Bir tane sonuç engellenmiş bu sayfada. Mesela bakın Asya var. Asya da engellensin. Eğer engellediğiniz sitenin engelini kaldırmak istiyorsanız da burada eklentinin üzerine tıklayarak bu engelleme listesinden o siteyi bulup buradan sildirmeniz yeterli. Mesela bakın şu sitenin engelini ben kaldırdım. Fakat direkt online uzantısını engellediğim için bunu buradan kaldırmam bir anlam ifade etmeyecek. Bu da aklınızda olsun. Burada engelleme listesini görebiliyorsunuz. Şu an bakın sildi. Buradaki seçenek engelle seçeneğine dönüştü. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman bu yaptığım işlem kaydedilmiş olacak. Bakın gördüğünüz üzere listeden silindi. Birçoğunuz biliyor ama belki aranızda bilmeyenler vardır. Biz YouTube'a içerik üretmeyi boş zamanlarımızda yapıyoruz. Yani ana işimiz YouTube değil. Dolayısıyla biz bu eklentiyi eğer sizden istek gelirse geliştirmeye devam edeceğiz. İleriki zamanlarda belki Google'ın eklenti mağazasında da yayınlayabiliriz. Eklentinin geliştirilmesi konusunda bize maddi destek olmak isterseniz de videonun altındaki katıl butonunu kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.